Yarına giderken karanlık. Tamam. Kadın telefonda. Kızım zaten küçük. Üzgün gözlerle telefonu dinliyor. 35'li yaşlarda, siyah başörtüsü ve giysileri var. Tamam. Telefonu kapattı. Sürmeli gözlerini hüzünle yere indirdi. Boynunu bükmüş, boyama yapan 5 yaşlarındaki esmer kız bakışlarını kaldırdı. Sonra yeniden boyama işine döndü. Yarına giderken On the Way to Tomorrow yazdı. Siyah giyimli kadın loş lokanta mutfağında bulaşık yıkıyor. Kaşık çatalları koyduğu plastik kabı alıp çıktı. Piler kısmından geçti, tabildot tezgahına dolaşıp servis masasına koydu. Günlük yemeklerin fiyat tabelaları asılı küçük lokantanın dıştan içerisi görünüyor. Kadın utana sıkıla masadaki adamla konuşuyor. Adam ne yapabilirim tarzında ellerini açtı ve işine döndü. Kadın iki ev yeni lavaboda çelik servis taslarını yıkıyor. Kadın demir ev kapısından çıktı. Yanında kızı var. Elini tutup yürüdü. Minibüsün önünde duran iki adam tacizkar baktılar ardından. Duvarında yüzücü kabartma heykeli olan bir salonun girişindeler. Çantasını kurcalayıp kızına bir torba verdi. Turnikeli girişten geçirdi. Kız dar koridora yürüdü. 6 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, 3 nolu kulvar sehpasında küçük kız sırtı dönük oturuyor. Üstünde mayosu, başında bonesi var. Evdeler kadın yerdeki örtüyü topluyor. Yemek tepsisini kaldırırken küçük kız soba önünde oturmakta. Küçük kız torba içindeki buğday tanelerini avucuna aldı, oynuyor. Kadın arkasından sarıldı. Prensesim. Kapı önüne bırakılmış terlik ve ayakkabılar. Kadın çıkıp ayakkabılarını giydi. Üzerinde yine koyu renkli giysiler var. Başı örtülü. Lokantada yemek karıştırıyor. Bulaşık yıkıyor. Başını sola çevirip baktı. Baktığı yönde genç adam kasada müşterisinden para alıyor. Kadın bulaşık yıkamaya devam etti. Üstünü daha sonra hallederiz. Tamam mı? Kadın başını sallayıp gönülsüz kabul etti. Cam tezgahtaki tencereyi aldı. Çay ocağına yöneldi. Tencereyi alt rafa koyup çay ocağıyla ilgilenmeye başladı. Çay ocağının durduğu duvarda düz çatılı Orta Doğu mimarisinde evlerin olduğu bir şehir görseli var. Kadın bekleme salonunda bekliyor. Saat 8:20 var. Bankta oturan başkaları da var. Kadının yanındaki esmer kadın küçümser bakışlarla kadını süzdü. Kadın utanıp döndü önüne. Kaçırdığı bakışlarla sessiz bir iç çekti. Kadın havuz kısmına yürüyor. Havuzla durduğu yeri ayıran camekan önünde durdu. Tebessümle havuza doğru bakıyor. Kızı ıslak halde kenarda oturmuş, başını çevirmiş annesine gülümsedi. Annesine salladı. Kadın evde para sayıyor. Derin, hüzünlü gözlerle iç çekti. Sıkıntıyla dudaklarını büzerek çantasına koydu parayı. Kız yerde oturmuş boya yapıyor. Kadın başından öptü kızını. Yerden mavi renkli bir kalem aldı. Sayfanın yanını boyamaya başladı. Yarın gidiyoruz. Nereye anne? Anne? Tohum ekecektik ya. Kız başını salladı. Kadın tebessümlü. İri gözleri, yuvarlak yüzü, biçimli burnunda hızması var. Kızıyla yatağa girmişler, uyuyorlar. Kadın çorak bir toprakta masmavi bir gökyüzü altında yürüyor. Avucundaki tohumları toprağa bırakırken bir adam havuzda yüzüstü boğulmuş gibi yatıyor. Kadın yürürken adamın sudaki görüntüleri gelip gidiyor. Kız koltukta kağıttan bir kayaya koyduğu tohumlarla oynuyor. Sayar gibi tane tane koyarken kadın odaya girdi. Bir giysi alarak çıktı. Kız tüm dikkatini tohumlara ve kayaya vermiş. Sakin sakin oynuyor. Hadi kalk, yardım et bana. Kız avucundakileri kayıya bırakıp kalktı. İçeri koştu. Flüfonda jenerik akıyor. Engelli erişimi www.sebeder.org. Senarist ve yönetmen Bayer Arıkan. Teşekkürler Zeynep Ünal, Songül Yoltay, Burak Durhasan, Işık Ailesi, Kor Ailesi, İstanbul Pilavcısı. Kağıttan kayık devrildi.